Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 7. sınıfın 5. ünitesi olan televizyon ünitesini işleyeceğiz. Let's start the book, page 74. Sayfa 74 ile önemli kelimelerimizle başlayalım. Get ready. Hazır ol bölümünde iki tane soru karşımıza çıkıyor. İlk sorumuzu bir dinleyelim bakalım. How often do you watch TV? How often, ne sıklıkla anlamına gelen soru kalıbımızdı. Sen ne sıklıkla televizyon izliyorsun? Bu soruya I şöyle bir usually cevap watch TV. I verebiliriz. usually watch TV. Ben genellikle televizyon izlerim ya da kendinize göre herhangi bir cevap yazabilirsiniz. And question B sorusuna What kind of TV shows do you prefer watching? What kind of, ne tür, ne çeşit anlamına gelen soru kalıbımızdı. Prefer ise tercih etmek anlamında kullanıyoruz. Önemli bir kelimemizdir. Ne tür televizyon gösterilerini, programlarını izlemeyi tercih ediyorsun sorusuna da I like watching comedy movies. ben komedi filmlerini izlemeyi severim şeklinde bir cevap yazabiliriz. Vocabulary, kelime bilgisi bölümündeki şu kelimelerin anlamlarını yazalım, sonra devam edelim etkinliğimize. Kelimelerimizin anlamlarını ekledik. Verilen kelimeleri görselleriyle eşleştiriyoruz bu bölümde de. News, haberler, reality shows, gerçekçi programlar, sitcom, durum komedileri, documentary, belgesel, commercial, reklam, quiz show, bilgi yarışması, soap opera ise pembe dizi anlamında kullanıyoruz. Let's start the first one. Bir numarayla başlayabiliriz. Number one is, bu bir numaradaki görselimizde sizce hangi televizyon programını söylüyor? Commercial. Commercial, reklam, ürün pazarlaması. Picture 2, ikinci resimde ise şöyle bir yemek programı var sanki. Reality show. Bu tip programlarda reality shows, gerçekçi programlar diyoruz. Genelde Survivor veriyor. Bunlar da yeni yeni türleri. Number 3, üçüncü resim. Görsele baktığımızda belki bir şey anlamayabiliriz ama Sitcom. sitcom, durum komedisi, yani günlük hayatta anlatılan komedi dizileri. Buraya farklı örneklerde biraz sonra göreceğiz. Picture 4, dördüncü resimde ise Opera. opera, pembe dizi, dizilerin çoğunluğu. Picture 5, arkada false yazmış. F harfinde koyduğumuz zaman yanlış cevap vermiş. O zaman Quiz show. bilgi yarışması, quiz show. Picture 6, 6 numarada ise bir tane spikerimiz günlük öldürülenleri News. ve günlük haberleri sunuyor sanki. News, haberler. Documentary is the extra one. Belgesel kelimesi fazladan verelim istiyoruz. Next one, bir sonraki bölümümüze geçiş yapalım. Bu bölümümüzde ise give an example for the following TV shows. Şimdi de kendi izlediğiniz televizyon programlarının isimlerini uygun başlıklara veriyoruz. Sitcom, durum komedisi ile ilgili başlayalım. 80'ler dizisi, TRT1'in güzel dizilerinden bir tanesi. Quiz Show, kelime oyunu ya da Kim Milyoner Olmak İster? Reality Shows, gerçekçi programlara MasterChef Türkiye ya da O Ses Türkiye, Yeteneksizsiniz, Survivor, TV8'in her türlü programını söyleyebiliriz. Soap Opera ise arka sokaklar tarzı ya da televizyondaki dizilerin %80'ini soap opera olarak söyleyebiliriz. Next page 75, sayfa 75'teyiz. There is a listening text, bir tane dinleme metnimiz var. Listen and write which programs they watch and their reasons. Which, hangi, notunu da alalım. Which, hangi, reasons, sebepler. Dinle ve onlar hangi programları izliyorlar yaz ve their reasons, sebeplerini yaz demiş.
Şimdi verilen Andy, Jill, David ile Buse'nin konuşmalarında izlediği program türlerini buraya yazıyoruz. Reasons, sebeplerini ise alttaki kutucuklara yazıyoruz. Let's listen carefully. Listen and write which programs they watch and their reasons. Andy. I prefer documentaries to reality shows because they are educative and interesting. It is good to learn new things. Jill. I always watch sitcoms and talk shows. Sitcoms are usually very funny, and talk shows are entertaining. I love passing time happily. David. My favorite TV shows are sports programs and quiz shows. I am interested in sports, so I like watching the matches and the comments. Quiz shows help me expand my knowledge on different topics. Buse. I love watching the news because they are informative and I want to know what is going on all over the world. I also like discussion programs. They are educative and I like hearing different opinions. Şimdi de konuşmaları biraz daha iyi anlayabilmek için metin halinde görelim. Andy, bakalım ne kadarını anlamışız. I prefer documentaries to reality shows because they are educative and interesting. It is good to learn new things. Jill. I always watch sitcoms and talk shows. Sitcoms are usually very funny, and talk shows are entertaining. I love passing time happily. David. My favorite TV shows are sports programs and quiz shows. I am interested in sports, so I like watching the matches and the comments. Quiz shows help me expand my knowledge on different topics. Buse. I love watching the news because they are informative and I want to know what is going on all over the world. I also like discussion programs. They are educative and I like hearing different opinions. That's okay. Now we can look at the table. Şimdi tabloya bakıp doldurabiliriz. Andy için konuştuğumuzda which programs does he prefer? Hangi programları tercih ediyor? Documentaries, belgeseller. Reasons, sebepleri ise good to learn new things. Yeni şeyler öğrenmek iyidir. Jill. Sitcoms and talk shows. Durum komedileri ve gösteri, yani konuşma gösterileri, konuşma programları, talk show'lar. The reasons. Funny and entertaining. Komik ve eğlenceli. David. Sport programları ve quiz shows, bilgi yarışmaları. Interested in, ilgili, meraklı. Neye? Sporlara ilgili ve farklı konulardaki bilgisini genişletmeye meraklı, ilgili diyoruz. Buse. Haberler ve discussion. Discussion, hemen notumuzda yazalım. Discussion, tartışma programları. Yeni olarak karşımıza çıktı, rengini değiştirdim, karışmasın. Discussion, tartışma programları ve haberler. Reasons are, sebepleri ise bilgilendirici, inform zaten bilgi vermek, bilgilendirici ve education kelimesinden educative, eğitici. Sebeplerini de bu şekilde yazmış olalım. Part 2, ikinci bölüme geldik. İkinci bölümde de Dinle ve Selin'in weekend, hafta sonu izlediği programlara tik at. Metnimizi bir dinleyelim bakalım. Hangi programlar izlemiş? Listen and tick the programs Sally watched on the weekend. Hello, I'm Sally. I spent the weekend by watching TV. There were some silly programs on Saturday, so I watched a documentary instead. It was about wildlife.
I think we should love and protect the animals and nature. Then, at late hours, I watched the news and went to sleep. On Sunday, there was my favorite talk show in the evening. I didn't miss it. Bir de metin olarak dinleyelim. 2. Listen and tick the programs Sally watched on the weekend. Hello, I'm Sally. I spent the weekend by watching TV. There were some silly programs on Saturday, so I watched a documentary instead. It was about wildlife. I think we should love and protect the animals and nature. Then, at late hours, I watched the news and went to sleep. On Sunday, there was my favorite talk show in the evening. I didn't miss it. Okay, let's give the answers. Cevaplarımızı şimdi verebiliriz. First one, talk show, news, haberler, and documentary, belgesel olarak üçünü de işaretleyebiliyoruz. Şimdi de parçalarımızın Türkçelerini de verelim. İlk bölüm, bir numaralı bölümdeki Andy, Jill, David ve Buse'nin konuşmalarının Türkçelerini çevirdik. Bir de az önceki dinlediğimiz Selin'in Türkçesini de çevirelim. Etkinliğimize o şekilde devam edebiliriz. Şimdi de Selin'in cümlesini çevirelim. Metinleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Etkinliğimize kaldığımız yerden 3 numaralı bölümle devam edebiliriz. 3. bölümde de yine bir dinleme bölümümüz var. Sayfamız tamamen dinleme ile dolu. 3. bölümde de dinleme metnini doldurup boşluğumuzu uygun kelimelerle tamamlayalım. Let's listen. Three. Listen and fill in the blanks. Hi, let me talk about the TV shows I like watching. I always watch the news, but never the soap operas. I think they are boring. I sometimes prefer watching sitcoms to laugh. Quiz shows? I often watch them because I can test myself. I usually watch documentaries, especially the ones about the famous patriots in history. I believe we should respect them. Okay, let's check. Hadi kontrol edelim cevaplarında. Always, her zaman. Never, asla. Sometimes, bazen. Often, sık sık. Usually, genellikle. Bir de bu metnimizin de Türkçesini verelim. O şekilde devam edelim. Metnimizin de Türkçesini yine çevirdik. Bir sonraki sayfayla 76 ile devam edebiliriz. Page 76, sayfa 76, Speaking, konuşma bölümümüz var. Read Maria's TV Program Preferences. Maria'nın televizyon programı tercihlerini okuyunuz. Şimdi Maria'nınkini bir okuyalım. Daha sonra devam edelim. Hi, I'm Maria. I like watching television. I prefer sitcoms to reality shows because they are funny. I never watch soap operas. They are boring. My favorite program is the news. To be honest, I never miss them. It is good to know. What is going on in the world? Bu da Maria'nın konuşmasının Türkçesi. Şimdi metnimizi anladığımıza göre etkinliği daha kolay yapabiliriz. Şimdi ise kendi tercihleriniz hakkında konuşunuz. Verilen programları ve verilen sıfatları kullanın. Sıfatlarımız interesting, ilginç, boring, sıkıcı, amusing, eğlenceli, fantastic, harika. Şu programlar hakkında kendi fikirlerimizi, tercihlerimizi yazıyoruz. Örnek olsun diye şöyle bir program yazabiliriz. I love watching TV series. My favorite one is Friends. It is a very funny program. And actually very similar to real life. The main story is about friendship. It is not boring. It's really interesting. Burada da Friends, arkadaşlar diye yabancı dizi var. Onun hakkında küçük bir bilgi verdik. Ben televizyon dizileri izlemeyi severim. Benim en sevdiğim arkadaşlar dizisi. O
Çok komik bir program ve aslında gerçek hayata çok yakın. Arkadaşlar hakkında asıl hikaye ve sıkıcı değil, gerçekten de ilginç, enteresan olarak bir örnek yazabiliriz. Buraya da kendi örneğinizi not alabilirsiniz. Part 2, ikinci bölümde ise Work in Pairs, ikili olarak çalışınız. Ask and answer about your partner's preferences. Şimdi de arkadaşınızın tercihleri hakkında sorular sorup cevaplayınız. Programları ve kendi fikirlerinizi kullanabilirsiniz demiş. Bir örnek verilmiş. Örneğimize bakalım. Which programs do you prefer watching? Arkadaşına sorusunu sordu. Hangi programları izlemeyi tercih ediyorsun? Arkadaşı da verilen programlardan I prefer sport programs. Spor programlarını tercih ediyorum. My favorite program is 90 minutes. En sevdiğim program da 90 dakika. Demek ki bir futbol sever, futbol aşığı. Buna benzer arkadaşınızla sorular sorup cevaplar veriyorsunuz. Page 77, sayfa 77'deyiz. Look at the pictures and guess what they are doing. Resimlere bakınız ve ne yapıyorlar? Guess, tahmin ediniz. Okay, what are they doing? Sizce bunlar ne yapıyor olabilir? The answer is they are talking on the phone. Telefonda konuşuyorlar. Çok farklı bir cevap olabilir. Close your books. Listen to the CD and answer the questions. A. Where are they? B. What are they talking about? Yine her zamanki gibi okuma parçasından önce kitaplarınızı kapatınız. CD'yi dinleyip sorulara cevap veriniz. Dinlediğimiz metinde Where are they? Onlar neredeler? What are they talking about? Ne hakkında konuşuyorlar? Onları buluyoruz. Hadi kitabımızı kapatalım. Ve metnimizi şimdi bir dinleyelim. Page 77. 2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions. Hello, Nora. How are you? Great, thanks. And you? I'm fine. What are you doing this evening? My favorite talk show's on. I can't wait for it. Why don't you come over? We can watch it together. Well, I don't like talk shows. I think they're boring. Really? Which programs do you prefer watching? I like documentaries and quiz shows. They're educational. I find them boring. I prefer amusing programs. I see. There's a comedy film on Channel 5 at 8:30. I watched it at the cinema last year. I recommend you to watch it. It's very funny. Oh, it's after the talk show. Okay, I'll watch it. Thank you, Jane. You're welcome. See you later then. Bye. Take care. Şimdi sorularımızın cevaplarına bakalım. Where are they? Onlar nerede? At home. Evdeler. What are they talking about? Ne hakkında konuşuyorlar? About TV programs. İki sorumuzun cevabını da böylelikle verebiliriz. Open your books. Listen and read the dialogue. Then do the exercises. Şimdi kitaplarınızı açın. Dinleyin ve diyaloğu okuyun. Daha sonra da egzersizleri, alıştırmaları yapınız. Şimdi bir daha dinlememize gerek yok. Video daha uzun olmasın. Siz isterseniz, dinlemek isterseniz videoyu geriye sarabilirsiniz. Şimdi biz etkinliğimizin sorularını yapalım. Circle the correct option. Doğru seçeneği işaretleyin demiş. İlk sorumuza baktım. Nora invites Jane to. Nora davet ediyor Jane'i. Sinemaya gitmeye, televizyon izlemeye. Of course, the answer is watch TV. Jane doesn't like blah 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 shows. Jane şu tip gösterileri, programları sevmiyor. Hangisini sevmiyor? Talk shows. Jane prefers. Jane tercih ediyor şu tip programları. Educational, eğitici, fantastic, muhteşem, müthiş. Educational olarak cevabımızı verebiliyoruz. Part B, B bölümünde ise make a list of the programs mentioned in the dialogue. Bahsedilen programları yazınız, listeleyiniz demiş. Verilen az önceki konuşmada hangi programlarımızdan bahsedilmişti? Talk show, konuşma programları, quiz shows, bilgi yarışmaları,
and documentaries belgeseller olarak cevabımızı yazıyoruz. Şimdi bir de metnimizin Türkçesini verelim. Daha sonra 78 ile devam edelim. Nora ile Jane'in konuşmalarını da Türkçe'ye çevirdik. Videoyu durdurup cümleleri okuyup daha güzel anlayabilirsiniz. Biz etkinliğimize sayfa 78 ile devam edelim. Page 78, sayfa 78'de read the paragraph, paragrafı okuyunuz bölümümüz var. Hemen paragrafımızı okuyalım. Daha sonra true false cümlelerini birlikte yapabiliriz. Last night, I watched a film about friendship between a man and a dog. It was a fantastic film. The man met a dog on his way to work. He helped the dog and fed him. Then, the dog began to wait at the train station for the man every day. Years passed and their friendship grew. One day, the man died, but the dog continued to wait for him till he himself died, too. I think we should grow love and friendship between the other people and animals. I respected the man and the dog. Now we can look at the questions. Number one, bir numaralı cümleyle başlayalım. Frank watched a horror movie last night. Frank, dün gece korku filmi izledi. Korku filmi mi izlemişti metinde? No, korku filmi izlemedi. Bir insanla köpeğin arasındaki geçen fantastik bir film izledik. Horror movie yerine şu kısmı da yazabiliriz. 2. Frank loved the film very much. Frank filmi çok fazla sevdi. Of course, correct. 3. Frank respected, saygı duydu. Kime? The man and the dog. Adama ve köpeğe saygı duydu. Because, çünkü they became friends. Çünkü arkadaş oldular. That's true again. Bu da doğru. Number 4. Friendship can be between people, animals and nature. Arkadaşlık insanlar, hayvanlar ve doğa arasında olabilir. Yes. That's again true. Bu da metnimize göre doğru diyoruz. Metnimizin de Türkçesini vermeden geçmeyelim. Bir de filmin de ismini verelim. Biraz reklam olacak ama olsun. Filmimizin de orijinal ismi Richard Gere'in Hachi, A Dog's Tale, Bir Köpeğin Masalı filmi olarak görebiliriz. İsteyenler boş zamanlarında izleyebilir. Şimdi de alttaki 3 tane soruyla sayfamızı bitirelim. Did you watch a film last night? What was it about? Dün gece sen film izledin mi? İzlediysen ne hakkında idi? Buraya izlediysek izlemediysek ona göre cevaplar yazabiliriz. No, I didn't. İzlemedim. I went to bed early. Erkenden yattım. 2. What kind of programs do you prefer watching on TV? Televizyonda ne tür programları izlemeyi tercih ediyorsun? Nothing special. Özel bir şey yok. I sometimes watch documentaries. Bazen belgesel izliyoruz. Bazen de historical series, tarihi diziler izliyoruz diyebiliriz. 3. Can you recommend? Recommend, tavsiye etmek. Recommend, tavsiye etmek. Can you recommend a film about friendship, friendship and love? Dostluk ve sevgiyle ilgili bir tavsiye edeceğin film var mı? Sure, I strongly advise you to watch a movie called Hachi, A Dog's Tale. Bu filmi izleyebilirsiniz ilgi alanınıza giriyor ise. And next page, 79. Read the extracts and match them with the types of the shows. One word is extra. Yine verilen program türlerinden parçaları, tanımlarını verilmiş. Tanımlar hangisine uyuyorsa onlarla eşleştiriyoruz. Companies try to sell their products by introducing them in very short films. Şimdi buradaki önemli kelimeleri de söyleyelim. Companies, şirketler, sell, satmak, products, ürünler, short films, kısa filmler. Yani şirketler kısa filmlerle ürünlerini satıyor. Which TV program is it?
Ne diyebiliriz buna? Of course, commercial, reklam. In this program, you can follow the lives of real people. Okay. Real people, gerçek insanları takip edebilirsin dediğine göre, çok da fazla zorlamayalım. Reality shows, gerçekçi programlar. There are usually a group of people involved in funny situations in every episode. Funny situations, komik durumlar, every episodes, her bölüm, episode'da bölüm demek, her bölümde kahramanlarımızın farklı komik durumlarını içeriyorsa, komik bir şey olacak, sitcoms, durum komedileri. It is a kind of drama. You can watch it daytime. It is usually melodramatic. Bir drama türü, dramayı görünce hemen buradakine atlamayalım. Bir drama yani oyun türü, sahne türü, daytime, gündüz izleniyor, gündüz izleyebilirsin. Genellikle melodramatik, duygusal, hassas, sonun dizi ortasında ya da dizi sonunda ağlayabilirsin, duygulanabilirsin. This is soap opera, pembe dizi. Watch the Mand. Learn the secrets of the past, present and future. Geçmiş, şu an ve geleceğin gizemlerini, sırlarını öğrenirsin. E hangisinde öğreniriz bunu? Documentary, belgesel. It informs people about the latest events happening all over the world. All over the world, tüm dünyada happening olan latest events, en son olayları, olaylar hakkında bilgi verir, inform. E, olan olaylar hakkında hangisi bilgi veriyor? News, haberler olarak cevabımızı veriyoruz. 6 tane parçanın da Türkçesini çevirelim. Etkinliğimize 6. bölümle devam edelim. 6. bölümde de bahsedilen programların isimlerini yazınız demiş. Hemen bu verilen 3 tane de hangi programlardan bahsediliyor yazalım. First one, bir numaraya baktığımızda önemli kelimelerin ipuçlarına bakalım. Ben sadece 5 tane, 10 sorudan 5 tanesine cevap verebildim. It was difficult. Çok zordu. 10 tane soru var. 5 tanesine cevap verebilmiş. Nasıl bir programdır? Quiz show. Bilgi yarışması diyebilirim. İzlemesi çok iyiydi. Çünkü educative. Eğiticiydi. Eğiticiler. Eğitici dediğine göre belgesel. And one more. Bir diğerine geldiğimizde ise ben şunu seviyorum çünkü onlar komik ve eğlenceli. Komik ve eğlenceli ne olabilir? Comedies, sitcoms, durum komedileri şeklinde boşluğumuzu doldurabiliriz. Page 80, sayfa 80'deyiz. Şimdi addict yani bağımlı. Televizyon bağımlısı mısın? Yoksa değil misin? Onu bulacağımız bir anketimiz var. Anketimize geçiş yapalım. Do you watch TV more than 3 hours a day? Bir günde 3 saatten fazla televizyon izler misin? Bu soruya kendimize göre cevap veriyoruz. Do you watch all kinds of programs? All kinds. Her çeşit, bütün tür. Her tür programı izliyor musunuz? Do you watch all kinds of programs? Do you forget to eat your meals while watching TV? Forget to eat your meals. Yani televizyon izlerken yemeği unutuyor musunuz? Yani iyice kendinizi kaptırıyor musunuz? Anlamında sorumuz. Do you stay up late to watch TV every day? Do you stay up late to watch TV every day. Stay up late. Gece geç vakitlere kadar uyanık kalmak. Anlamına gelen kalıbımız. Stay up late.
her gün televizyon izlemek için geç vakitlere kadar uyanık kalır mısın sorusuna da cevabımızı veriyoruz. Do you eat your snacks in front of the television? Snacks, atıştırmalık. Snacks, atıştırmalık. Televizyonun önünde mi atıştırıyorsun, yiyorsun şeklinde sorumuz var. Bu sorulara kendimize göre cevap veriyoruz. Do your parents often warn you not to watch TV too much? Bağımlı mıyız, değil miyiz? Onlara bakıyoruz. Warn, uyarmak anlamında son sorumuzun da kelimesi. Ebeveynin, anne baban seni çok fazla televizyon izlememen için uyarıyor mu? Bu 6 soruyla bağımlı olup olmadığımızı anlıyoruz. Aşağıdaki sorulara da cevap olarak verilen şıkların sonuçlarına bakalım. Less than 3 no. Less, more kelimesinin zıttı. More daha çok, less daha az. 3 taneden daha az no. Yani hayır varsa you are okay. Sen tamamsın, sıkıntı yok. If you have 3 yes and 3 no. 3 tane evetin ve 3 tane hayırın var ise you are about to become an addict. Bağımlı olmak üzeresin. Buradaki about to üzere anlamında kullanılan farklı bir kalıp oluyor. Hakkında anlamı değil buradaki. More than 5 yes. 5 taneden daha fazla evet cevabı verdiysen çok dikkatli olmalısın. Sen televizyon bağımlısısın şeklinde sonuçlarımız da göstermiş oldu. Page 81, sayfa 81. Speaking, konuşma bölümünde read the following conversation. Aşağıdaki sohbeti okuyun. Jim'le Kate'in sohbetini bir okuyalım. Ondan sonra neler veriliyormuş bakalım. What did you do last night? I watched an interesting documentary about space. What about you? My favorite sitcom was on. I watched it. It was very funny. Konuşmamıza geldiğimizde Jim'in sorusu dün gece ne yaptın? Kate ise cevaben uzay hakkında, space uzay, uzay hakkında ilginç bir belgesel izledim. What about you? Peki ya sen? Jim ise benim en sevdiğim sitcom, durum komedisi was on. Buradaki on kelimesi aynı elektrikli cihazlardaki gibi kullanabiliriz. On açık, off kapalı. Benim en sevdiğim durum komedisi açıktı, yani televizyonda yayındaydı. I watched it, onu izledim. Çok komikti şeklinde bir konuşma vermiş. Daha sonra demiş ki şimdi de ikili olarak çalışın ve diyaloğu canlandırın. Şu Jim ile Kate'in diyaloğunu canlandırın diyor. İkinci bölümde ise sınıfta bir araştırma yapın. 5 tane arkadaşınıza en sevdiği televizyon gösterileri, televizyon programları hakkında sorular sorun ve cevaplarını yazınız. Bunu sınıf ortamında arkadaşlarımıza sorarak yapabiliriz. Part 3. Talk about a TV show you've watched lately. Lately, son zamanlarda. Son zamanlarda izlediğin bir televizyon programı hakkında konuş. Say your opinions about it. Onun hakkında da düşüncelerini söyle. Talk about a TV show you've watched lately. Say your opinions about it. Şimdi şu arkadaşımızın konuşmasına bir bakalım. Bunun gibi cümleler yapıyoruz. I watched an action film yesterday. It was really exciting and fantastic. Yesterday, dün. Yesterday, dün. Dün bir aksiyon macera filmi izledim. O gerçekten heyecan verici ve büyüleyiciydi, fantastikti. Buna benzer örnekler yapıyoruz. I watched the talk show last night. It was really awesome. Ben dün gece bir talk show izledim. O gerçekten müthişti. Ya da buraya siz kendi örneğinizi yapabilirsiniz. Next page 82, sayfa 82'ye bakabiliriz. Check the following text. Then write a similar one telling about your daily routine and preferences. Aşağıdaki metni kontrol ediniz. Daha sonra günlük rutinleriniz ve tercihlerinizle ilgili benzer bir örnek yazınız. Rose adlı kızımızın metnini bir okuyalım. Daha sonra benzer bir etkinlik yapabiliriz. Hi, I'm Rose.
I'd like to talk about my preferences about TV shows. I usually watch TV series on weekdays, but I never watch soap operas. On weekends, I prefer watching talk shows and films. I think they are amusing. I watched a film on Saturday night. It was about friendship. I learned the importance of trust, love and honesty between friends. Okay, bir de metnimizin Türkçesini de verelim. Rose adlı kızımızın, yani Gül adlı kızımızın metnini de çevirdik. Siz de bunu yaptıktan sonra, bunu okuduktan sonra kendi metninizi rahatlıkla yazabilirsiniz. Şimdi etkinliğimize geçiş yapabiliriz. Benzer bir örneğini de Melissa yapsın bize. Hello, I'm Melissa. I watch TV every weekend and sometimes after school. My favorite program is Mavie Junior. It's a children's program. I like it because it is interesting, funny, and I learn about different things. I usually watch it once a week. I never watch soap operas because I think they are boring, and I don't like reality shows at all because I think they are a waste of time. Last night, I watched a basketball match with my dad. It was very exciting. Melisa'nın örneğiyle bunu devam ettirdik. Siz de isterseniz kendi örneğinizi, kendi tercihlerinizi yazabilirsiniz. Read the sample paragraph and then choose two types of TV programs that you frequently watch and prepare a poster giving information about them. Assignment ödev kısmında ise örnek paragrafı okuyunuz ve daha sonra sık sık izlemeyi tercih ettiğim iki tane televizyon programı türünü seçin ve onun hakkında bilgilendirici bir poster hazırlayın. Şurada News, Haberler and Quiz Shows bilgi yarışmalarını vermiş poster olarak ve yanına da açıklayıcı bir cümle yazmış. I prefer watching the news and quiz shows. Haberleri ve bilgi yarışmalarını izlemeyi tercih ediyorum. I think, bence, they are educational and I learn a lot of things. Bence onlar educational, eğitici ve ben bir sürü şeyler öğreniyorum. Siz de buna benzer bir örnek yapabilirsiniz. And exercises, alıştırmalar bölümüyle devam edelim. Sayfa 83. Match the words with the pictures and write. One word is extra. Verilen 6 tane resmimiz var. Buna göre uygun kelimeleri yazıyoruz. Let's start. Number 1 is, arkada bir dünya haritası olduğuna göre, news, haberler. Number 2, 2 numaralı resim ise, quiz show, bilgi yarışması. 3, bir sunucumuz var. Yanlarında da konuşma yapanlar, konuşanlar. Talk show, Diriliş Ertuğrul, series, dizi, sitcom, durum komedisi, herkes gülen yüzlü. And the last one is documentary, belgesel. Commercial, reklam, ticaret anlamındaki kelimemiz ise fazladan verilmiş. Şuradaki ekstradaki S bile fazladan verilmiş diyebiliriz. 84. Listen and tick the correct frequency adverb according to Mike's preferences. Frequency adverb, never, sometimes, often, usually, always, yani sıklık belirten zarflar. Her zaman, genellikle, sık sık, bazen, hiç, asla. Zaten verilen kelimelerimiz de sırasıyla verilmiş. Bunu da güzel yapmışlar. Şimdi Mike'ın tercihlerini dinliyoruz ve ne sıklıkla yaptıklarına tik atıyoruz. How often, ne sıklıkla sorusuna cevap verirken bunları kullanıyoruz. How often does Mike watch bla 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 bla. Mike ne sıklıkla şunu izler, şunu izler. Hemen metnimizi bir dinleyelim bakalım. Page 84. 2. Listen and tick the correct frequency adverb
according to Mike's preferences. Hello, here's my TV program preferences. I hate watching soap operas and reality shows, but I watch the news every day. I like tennis and basketball, so I watch the matches whenever there's one on TV. That's almost every 3 days. I like quiz shows, but I can't watch them very often. My favorite programs are documentaries. I watch them 5 days in a week. Bir de metnimizi görerek takip edelim. Bakalım ne kadarını anlamışız. Page 84. 2. Listen and tick the correct frequency adverb according to Mike's preferences. Hello, here's my TV program preferences. I hate watching soap operas and reality shows, but I watch the news every day. I like tennis and basketball, so I watch the matches whenever there's one on TV. That's almost every 3 days. I like quiz shows, but I can't watch them very often. My favorite programs are documentaries. I watch them 5 days in a week. Now, check the answers. Şimdi cevaplarını kontrol edelim. Number one. How often does Mike watch soap operas? Ne sıklıkla pembe dizi izliyor? Never, asla. How often does Mike watch reality shows? Ne sıklıkla reality shows, gerçekçi programlar izliyor? Never. How often does Mike watch the news? Ne sıklıkla haberler izliyor? Always, her zaman, bilinçli. How often does Mike watch sports programs? Spor programlarını ne sıklıkla izliyor? How often does Mike watch quiz shows? Bilgi yarışmaları ise? Sometimes, bazen. How often does Mike watch documentaries? Belgeselleri ne sıklıkla izliyor? Usually, genellikle diyoruz. Bir de metnimizin Türkçesini verelim. Mike'ın konuşmasının Türkçesi. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi etkinliğe devam edelim. İngilizce metnindeki önemli kelimeleri de söyleyelim. En azından tabloyu nasıl doldurduk ona da bakabiliriz. I hate, nefret ederim dediğine göre pembe dizi ve reality shows, gerçekçi programlara never dedik. Sonra haberleri her gün izlerim dediği için always dedik. Spor programları, maçlar, tenis, basketbolu whenever there is one on TV, televizyonda ne zaman bir tane varsa izlerim. Bu da yaklaşık 3 günde, her 3 günde bir anlamında kullanmış. Bu yüzden spor programlarını da often, sık sık anlamında kullandık. Quiz şovlarını, bilgi yarışmalarını severim ama çok sık izleyemem dediği için de quiz şovlarına uygun cevabımızı verdik. Ve en son belgeselleri en sevdiğim, haftada 5 gün izlerim dediği için de belgeselleri de genellikle anlamında olan usually kelimesini kullanmış olduk. Şimdi bir diğer bölümümüzle devam edebiliriz. Now, tick your preferences. Şimdi kendi tercihlerinizi işaretleyin demiş. Burada da kendimizle alakalı cümleleri uygun olan şekliyle tamamlıyoruz. Sitcoms, news, talk shows, soap operas, series, quiz shows. Bunlara uygun cevapları yapabiliriz. Page 85, sayfa 85'teyiz. Sayfa 85'te de verilen kelimelerle boşlukları doldurun denmiş. Verilen kelimeleri hemen boşluklara dolduralım. Direktör, yönetmen, remote control, uzaktan kumanda, recommended, tavsiye edilen, series, dizi, appear, birinci ünitemizin de başlığı, appearance, görünüş, appear, görmek, see anlamında kullanılan kelimemiz, prefer, tercih etmek, amusing, funny, entertaining, eğlenceli, zevkli anlamındaki kelimemiz. Let's start with the number one, bir numarayla başlayalım. Jack, I like sitcoms, they are. Sitcoms, durum komedileri dediği için, durum komedilerini seviyorum, onlar amusing, eğlenceli. İkinci cümlede ise, where is the blah 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 mom?
It's next to the TV set, Bob. Televizyon ünitesinin yanında, Bob dediğine göre. Bob annesine ne sormuş olabilir? Neyin nerede diye sormuş. Remote control, uzaktan kumanda. Nerede anneciğim? Carrie ise demiş ki, My father is a film bla bla bla. Benim babam film bir şeyi. O last year, geçen sene iki tane film yaptı. Film yaptıysa director, yönetmen. Mark konuşmasında demiş ki, I bla 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 watching. Ben izlemeyi şey yapıyorum. Neyi izlemeyi? Haberleri izlemeyi, tartışma programlarının yerine prefer, tercih ediyorum. Emma ise birçok insan reklamlar ekrana geldiğinde herhalde, ekranda göründüğü zaman kanalı change, değiştiriyorlar. Ve o zaman appear, görünmek. Ve en son cümlede ise recommended series, bakalım hangisi geliyor. Alice bana bir şey yaptı. Ya da Alice beni bir şey yaptı, artık ne kullanacaksak. The latest talk show on Channel 5. Kanal 5'teki konuşma gösterisini, en son yapılan konuşma gösterisini tavsiye etti bana. Let's watch it. Hadi onu izleyelim. Series, boş kalan kelimemiz. Dizi anlamında kullanılan kelimemiz idi. Part 4, 4. bölümde ise bu insanların tercihleriyle ilgili konuşalım. Verilen 4 tane resimde tik olanları tercih ediyor, çarpı olanları tercih etmiyor. Ve o zaman cümlelerimizi yazarken dikkat edeceğimiz şey şu. Hemen bakalım. Cümlemizi yaparken öncelikle preferlü cümlelerde tik işareti olan, yani tercih ettiği hangisi ise onu ilk olarak yazıyoruz. Sue pembe dizilerin yerine dizileri izlemeyi tercih eder şeklinde cümlemizi yaptık. İlk olarak hangisi? Tabii ki tercih edileni işaretliyoruz. Billy için konuştuğumuzda ilk başa hangisini getireceğiz? Tabii ki tercih ettiği hangisi ise onu yazacağız. News, haberleri en başa yazdık. Haberleri reality show'ların yerine tercih eder. Yine documentaries başa getireceğiz. Talk show'ların yerine belgeselleri izlemeyi tercih eder. And last one, Felix ise sports program tik olduğuna göre spor programlarını cümlemize yazacağız. Felix prefers the sports programs to the quiz shows. Bilgi yarışmalarının yerine spor programlarını tercih eder diyoruz. 86, sayfa 86'dayız. Underlined phrases, altı çizili kelimeler hakkında sorular sorunuz. Şimdi burada altı çizili sorulan soru, yani kelime neyse ona uygun sorular soracağız. Verilen birinci soruya karşıdaki ikinci kişi demiş ki, soap operas, pembe diziler mi? No, I never watch them. Hayır, ben onları asla izlemem. Ben böyle bir cevabı aldığıma göre nasıl bir soru sorarım? Of course. Do you watch soap operas? Pembe diziler izliyor musun? Question 2. İkinci soruya geldiğimizde on weekends, hafta sonları cevabını özellikle vurgulamış. On weekends, hafta sonları cevabını alabileceğim bir cümle ne kullanmam gerekiyor? Ne sıklıkla ya da ne zaman, when ya da how often olarak sorumuzu sorabiliriz. When do you watch football matches? Futbol maçlarını ne zaman izlersin? On weekends, hafta sonları. Question 3. Üçüncü soruya geldiğimizde biraz farklı bir soru tipi olmuş ama ona göre uygun bir şey yapabiliriz. Cümlede Tom prefers watching talk shows to reality shows. Tom gerçekçi gösterilerin yerine konuşma programlarını izler. Bu soruya cevap verirken which program does Tom prefer cevabı biraz daha uygun olur. Şu cümle tam uygun durmuyor. Biraz zaten verilen cevap da farklı olduğu için soruda da farklılıklar olabilir. Question 4. Dördüncü soruya ise last night, dün gece anlamını kullandığı için
Dün geceyi ben neyle süreceğim? Tabii ki zaman bildiren kelimeyle. When was there a fantastic documentary on TV? Televizyonda ne zaman harika bir film vardı? Dün gece harika bir film, belgesel vardı şeklinde cevap yazabiliriz. And last one is funny, komik, eğlenceli. Bence durum komedileri eğlenceli. Eğlence cevabını alabileceğimiz soru da What do you think about sitcoms? Durum komedileri hakkında ne düşünüyorsun? Bence onlar eğlenceli şeklinde cevabını yazabiliriz. Buradaki sorular farklılıklar gösterebilir. Page 86, sayfa 86'daki e-postayı bir okuyalım. Daha sonra etkinliğini yapalım. Hello Leonard, how are you doing? Did you watch the documentary last night that I recommended you? I did. It was fantastic. You know I prefer watching such educational TV programs to those reality shows or soap operas. I also like quiz shows. I'm planning to join 1 to 15. Do you like that show? It's my favorite. Mom's watching a soap opera right now. I never watch them. I think they're silly and dull. There's a football match on TV tonight. Would you like to come over? We can have dinner and then watch it together. See you. Bye for now. Rob. Rob adlı kişinin Leonard'a yazdığı cümleleri çevirdik. Şimdi etkinliğimizi bu cümlelere göre de rahatlıkla yapabiliriz. True false, doğru yanlış cümlelerine geçiş yapalım. 87, sayfa 87'deki true false cümlelerini yapabiliriz. Number 1, bir numaralı cümlede bizden dün gece Rob mükemmel bir belgesel documentary izledi. Cevabını vermiş. Yukarıdaki verilen metne göre belgesel mi izledi? True. Doğru dedik. Question 2, ikinci soruya geldiğimizde ise hates, yani sevmez, nefret eder. Rob bilgi yarışmalarından nefret eder. It's false. Onun yerine likes yazalım. Çünkü yukarıdaki metninde hatta 1 to 15'e bilgi yarışmasına katılacağım diyordu. 3, 1 to 15 is a reality show. 1 to 15 gerçekçi bir program. Gerçek hayattan alınan bir program. No, false. It's a quiz show. Bilgi yarışması diyoruz. 4. Rob'a göre ya da Rob düşünüyor. Neyi düşünüyor? Pembe diziler boring. Sıkıcı. Yani olumsuz bir kelime. Pembe diziler boring. Sıkıcı mı? Of course true. And last one is Rob will watch. Will gelecek zaman eki, ecek acak anlamı katan kelimemizdi. Bu akşam futbol maçı izleyecek. Rob bu akşam futbol maçı mı izleyecek? That's true. Bunu da metnimize göre doğru olarak işaretleyebiliriz. And suppose, think, farz et, düşün. Sen Leonard'sın ve Bob'a reply, yanıt veriyorsun. E o zaman yanıtını kendimiz metnimize göre uygun bir şekilde yazabiliriz. Next page 88, sayfa 88'e bakalım. Son sayfamızda da quizimizi yapalım. Bilin cümlesinde ben durum komedilerini izlemeyi seviyorum. They are usually, onlar genellikle ve seviyorum dediğine göre şu kelimelerin de anlamlarını yazalım. Ondan sonra cevabını verelim. Ridiculous sözlükten baktığınızda gülünç olarak da çıkıyor ama saçma derecede gülünç. Yani çok abartı, saçma anlamına gelen kelimemiz. Funny, komik, eğlenceli, scary, korkunç, dull, aptalca ya da aptalca da diye kodlayabilirsiniz. E o zaman sevdiğine göre onlar genellikle funny, komik diyorum. Eğitici ve ilginç, eğitici ve enteresan dediğine göre belgeseller için kullanabiliriz. Üçüncü cümlede ise everyday, her gün cevabını verdiğine göre neyi soracağız? Tabii ki how often, ne sıklıkla haberler izliyorsun her gün. Kate'in cümlesinde birkaç tane cevabımız var bakalım. Öncelikle last night, dün gece dediği için geçmiş zaman olarak kullanacağız. Yani düzenli kelime, düzenli fiillerde ed takısı eklenmiş olacak. See and D,
Ceyhan ve deniz ışıkları gitti. Burası geçmiş zaman olduğu için. O heyecanlıydı. Hala dünkü izlediği bilgi yarışması hakkında konuştuğu için burasının da geçmiş zaman olması gerekiyor. Geçmiş zamanda is, was kelimelerinden hangisini kullanıyoruz? Tabii ki was ya da were uygun olan hangisi ise tekillerde was kullandık. Is de şu an ya da geniş zaman için kullandığı için A şıkkında elemiş olduk. Cevabımız Bursa diyoruz. Beşinci soruda ise verilen kısımlara bakalım. I prefer watching talk shows. Talk shows birinci seçenek. Discussion programs, tartışma programları ikinci seçenek. Prefer, tercih etme cümlelerinde iki tane seçenek varsa ikisinin arasına to kelimemizi kullanıyoruz. Tartışma programlarının yerine konuşma programlarını tercih eder şeklinde Adana şıkkını cevap olarak yazıyoruz. Answer the questions. Sorulara cevap veriniz. Yine her zamanki gibi 4 tane sorumuz var. Hemen sorularımızın cevaplarını kendimize görece verelim. What's your favorite TV show? En sevdiğin televizyon gösterisi nedir? Televizyon programı nedir? Buraya uygun cevabınızı kendiniz de yazabilirsiniz. My favorite TV show is talk show. Konuşma programları diyorum. Which one? Hangisini tercih ediyorsun? Haberler mi? Yoksa pembe diziler mi? I prefer watching the news, for example. How often do you watch TV? Ne sıklıkla televizyon izliyorsun? Buna da ne sıklıkla yani sometimes, bazen kelimesini kullanmış olduk. Ve en son soruda dün gece ne izledin? I watched a sitcom, bir durum komedisi izledim olarak cevap yazabiliriz. Bu son soruyla birlikte ünitemiz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi dersler.